Ben hazırım öğretmenim. O zaman başlıyoruz. Buyursunlar. Öğretmenim. Öğretmenim. Oyunculukta iş stratejisi ne işe yarar? Atakan bir daha strateji der misin lütfen? Strateji. Onun yılı anlaşırız. Stratejisi nedir? Ne işe yarar? Oyunculukta... Bunların hepsini koyacaksın. Benim rezil olduklarımı koyuyorsan senin rezil olduklarını da koyacaksın Atakan. Kurgu masasında karar verecek. Pardon, balık burcuydu değil mi? Evet. Ağlar mısın? Ağlıyormuş gibi gösterip alttan alta yönetme de sen, yemezler. Evet, iş stratejisi nedir? Doğru, sorumuz bu. Şimdi bu genellikle videoların içinde hep söylediğimiz bir şey var ya arkadaşlar. Oyunculuk evet bir sanat dalıdır, bir yorumlama meselesidir ama aynı zamanda bu işin ticari bir kısmı var. Hayatımızı eğer bu işten idame ediyorsak bunun bir stratejisi, bir planlaması ve yönetimi de olması lazım. Yaşımız kaç olursa olsun, meslekte kaç sene geçirmiş olursak olalım, mesleğin başında, oyunculuğun başında da olsak, ortasında da olsak, ustalık seviyesinde de olsak, gideceğimiz yöne doğru bir hedefimizin ve bir kararımızın olması bizim önümüzdeki günlerde mesleğimizle ilgili mutlu şeyler yaşamamıza sebebiyet verecek bir durumdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer ben kendi adıma dışarıdaki koşullar ve durumlar ne olursa olsun aktörlükle ilgili önümüzdeki yıllarda neler yapacağımla ilgili bir plana sahipsem yapacaklarımla ilgili yani 10 senelik, 5 senelik, 3 senelik, 2 senelik ve 1 senelik önümde bir plan ve harita varsa gelmek istediğim sonuç konusunda netsem o zaman bugün atmam gereken tohumları ve o tohumları nasıl sulayacağımı ve besleyeceğimi biliyor hale gelirim. Bu anlamda benim size tavsiyem kendi adıma da zamanında işte daha konservatuvara hazırlık yıllarımda yaptığım şey de buydu. Kendine rol model belirlemek çok işe yarayan bir şey. Çünkü ucu sonu bucağı olmayan bir sektörün içerisinde hangi koşullarda kimlerle karşılaşacağın, her şey bir şansa bir yandan da bağlıyken gideceğin hedefle ilgili karşına neler çıkabileceğini saptayamıyorsun. Dolayısıyla burada saptayabileceğin tek şey hedefi ve amacı sabitlediğin noktada geleni alıp kendi yolunda kullanabilmeyi öğrenmek konusunda bir sistem geliştirebilirsin. Bu yüzden de rol model sahibi olmak çok önemli. Kendi adıma bir örnek üzerinden açıklarsam belki daha aydınlatıcı olabilir diye düşünüyorum. Benim üniversiteye daha konservatuvara girmeden önce kendime Türkiye'de seçtiğim iki tane rol model vardı. Bir tanesi Türkan Şoray'dı, bir tanesi de Zuhal ablaydı, Zuhal Olcay'dı. İkisinin de oyunculuğunu, kariyer yönetimini, toplumla ve seyircileriyle kurduğu ilişkiyi çok önemsiyordum ve çok beğeniyordum. Dışarıdan örnek olarak da örnek aldığım aktör Meryl Streep'ti. Meryl Streep'in de aynı şekilde hem seyircisiyle kurduğu ilişkiyi, aktörlükle kurduğu ilişkiyi, rol seçimlerini özellikle her seferinde bambaşka bir karaktere dönüşmesini hayranlıkla izliyordum ve takip ediyordum. O yüzden de kendi adıma sektöre girdikten sonra genel anlamda bu insanlarda sevdiğim özelliklerin neler olduğunu gözlemleyip bunlar üzerine çalışmaya başladım ve şunu yapmaya çalıştım naçizane. Onları temiz star olarak algılatan, iyi aktör olarak algılatan şeyler nelerse bunları belirleyip kendimde bunları geliştirmek için ne yapabilirimin peşine düştüm. Kendi işini üretiyor olmak, seçimlerinde, rol seçimlerinde ve iş seçimlerinde farklılık yaratmak üzerine tercihler bulmaya çalışmak. Aynı zamanda ekiple, oynadığın oyuncularla kurduğun işin içindeki ilişkiler ve ilişkilenme modellerini örneklemek konusunda kendi adıma benim rol modellerim bana bugün de hala çok fayda sağlıyor. Bir yandan da bir rol modele sahip olmak size şöyle bir avantaj sağlıyor. Onların hayat hikayelerini araştırdığınızda ve incelediğinizde onların bu sektör içinde oyunculuk macerasında yaşadığı bir sürü zorluğu, bir sürü problematiği görüp onları nasıl çözümlediklerini, nasıl başa çıktıklarını gözlemleme şansınız oluyor ve o gözlemlerden yola çıkarak o problemler başınıza geldiğinizde
aslında bir tamirat çantanız olmuş oluyor. Çünkü o problem sizden önce de birilerinin başına geldi ve onun yani ölüm dışında bu hayatta her şeyin bir çözümü olduğu için rol modelinizin orayı nasıl çözdüğü size önemli bir bilgi sağlıyor. O yüzden de bana sorarsanız sektörde hep konuştuğumuz bir şey ya işte ela gözlü, yeşil gözlü o konuda bir muğlak sanım var. Ne olduğunda ben de emin değilim. Kimi ela diyor, kimi yeşil diyor. Bu gözle işte bu saç renginde benim yaşımda, benim kilomda binlerce kadın oyuncunun arasından benim fark yaratabilmem için, bir işin içinde tercih edilen bir yerde durabilmem için başka bir şey sunuyor olmam lazım. O başka şeyi de ortaya koyacak olan şey benim aslında masaya ne koyduğum. Bu da iş stratejimle alakalı. Şimdi ben hatta bugün tam da buna dair sektörden bir yapımcı arkadaşımla bir sohbetimiz oldu telefonda. Seyredenleriniz vardır belki bilmiyorum. O Hayat Benim diye bir televizyon dramasında Nuran diye bir karakter oynadım ve orada işte 110 kiloya çıktım. O karakterden sonra kalbimdeki Deniz Fikri'ye başka bir formattı. Daha komedi, arada drama olan başka bir karakterdi. Ondan sonrasında da işte Yüzleşme adlı dizide neredeyse femme fatale, sarışın böyle bir zehirli yılan gibi Zümrüt adlı karakteri oynadım. Üç karakterin fotoğrafını yan yana koyduğunuzda bambaşka kadınlar görüyorsunuz. Kilolarıyla, fizikleriyle, en önemlisi aktörlük enerjileriyle başka kadınlar. Bu anlamda baktığınızda bu bir stratejik seçimin sonucu. Çünkü mesleğin içinde zaten devinen ve belirli bir yere gelmiş olan meslektaşlarım beni çok iyi anlayacaklardır. Bir işin içinde başarılı olduğunuzda sektörün birinci reaksiyonu size o işin bir benzerini koymak. Atıyorum işte doktorlarda Gestapo Fikret oynadın. Ondan sonra 8 tane iş teklifi onun üzerinden geliyor. Orada risk alıp eğer ki sen fark yaratan bir aktör olmak istiyorsan, başka bir şeyi seçiyorsan bu bir şey söylüyor. O seçimin senin bir sonraki işini de o noktada başka bir yerden teklif gelmesini sağlayan bir şey oluyor. Bir de şunu çok önemsiyorum. Genel olarak aktörlerin hayatına baktığımızda aslına bakarsanız her işte bir yükseliş, zaman zaman işte inişler, çıkışlar, çöküşler olabilir. Ama her haritada bir tepe noktası var, bir iniş noktası var, bir de stabil düzenler var. Her işte olduğu gibi. Bana sorarsanız bir iş stratejisine sahip olmak, bir kariyer stratejisine sahip olmak tam da o dip noktalardayken sizin nefes almanızı ve o anlamda kendinizi ruhsal olarak da sektörel anlamda da korumanızı sağlayan bir yardım paketinizin olmasını sağlıyor. Çünkü iş stratejisi aynı zamanda dizi yapmadığınız zaman, sinema filmi yapmadığınız zaman üretebileceğiniz başka alanlarda iş üretiyor olmanızı sağlıyorsa eğer, o zaman siz hem aktör olarak hem de insan olarak daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu bir yerde oluyorsunuz. Belirsiz bir alanda oyunculuğun bana sorarsanız en zor kısımlarından birisi şu. Biz hep seçilen olduğumuz için seçen tarafta, seçen taraf kim? İşte kanal, televizyon dizilerinden bahsediyorsak, yapımcı, yönetmen, senarist sözü geçiyorsa eğer. Aktör olarak biz seçilen tarafta olduğumuz için kendimiz belirleyemiyormuşuz gibi algılıyoruz bu durumu. Oysa ki üretime sadece aktör olarak değil, üreten olarak, yani minyatür de olsa kendi filminin yapımcılığıyla, minyatür de olsa kendi kısa metrajını çekerek, kendi senaryonu yazarak, kendi tiyatro oyununun prodüksiyonunu yaparak, yani sektörel anlamda büyük paralarla veya küçük paralarla her neyse iş üretmediğin yerde de mesleğe duyduğun aşktan ötürü ve iş stratejinden ötürü kendini var etmeye devam edecek bir planın ve projen varsa o zaman sen var olmaya ve sağlıklı olmaya ve üretmeye devam ediyorsun. O yüzden de rol modellerini doğru seçmek, bunların üzerinden bir harita çıkarmak, 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık ve 1 yıllık planlar çıkartıp bunlara uygun bir yerden kendini ve stratejini yönetiyor olman çok önemli. Bu anlamda
Tavsiye edeceğim kitaplar olacak. Çünkü bana sorarsanız kariyer yönetimi bir aktörün yeteneği kadar, bir aktörün disiplini kadar, bir aktörün iş ilişkileri kadar önemli. Çünkü hedef noktanızı bilmezseniz, nereye gittiğinizi ve amacınıza ulaştığınızda nerede olacağınızı, nasıl olacağınızı bilmezseniz eğer yola çıkmanızın çok da bir anlamı yok. Yani ben arabaya bindim, kontağı çalıştırdım, benzini koydum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Bakalım yol akışta nereye gidiyorsak da başarıya ulaşıldığını ben çok da görmedim. Bir yandan şunu da reddetmiyorum. Elbette ki bu işin içinde kaderin, şansın, kurban olduğum Rabbimin nasip ettiği çok güzel sürprizler ve hediyeler de olabilir yolunuzda. Öyle bir kader değiştiren, dönüştüren teklifler, fırsatlar da gelebilir. İnşallah hepimize gelsin. Ama ve lakin o fırsatları da bizim önümüze koyacak olan şeyin bizim bu noktada işe, mesleğe, aktörlüğe ve bu işin ciddiyetine verdiğimiz emek ve bedel olduğunu düşünüyorum. Bedeli önceden ödemek bence, bana sorarsanız, her zaman akıllıca bir şeydir. Biz bedelimizi ödeyelim, yapmamız gereken ev ödevlerimizi yapıp o ödevlere sadık kalalım ki kurban olduğum Rabbim de bize o ikramlarını ve hediyelerini hem mesleki anlamda hem de hayatımızla ilgili rahatlıkla versin, hak edenlerden olalım o güzel ikramları diye düşünüyorum. O yüzden iş stratejisiyle ilgili geri dönüp hatırlarsak 10 senelik minimum plan yapmanızı, gelmek istediğiniz noktayı net bir biçimde kendinize ifade etmenizi, bunu tercihen yazarak yapmanızı, o yazdığınız haritanın, yani ben 10 senenin sonunda Oscar mı almak istiyorum, ben 10 senenin sonunda işte Altın Portakal ödüllerimi almak istiyorum, ben bu ülkenin en iyi komedyeni olarak mı anılmak istiyorum veya her neyse, yani bu yüksek örnekler veriyorum ki aklımızda daha iyi yer etsinme kalsın diye. Hedefim neyse onu görüyor olmam ve bunun gözümün önünde olmasını çok önemsiyorum. Bununla ilgili yapmam gerekenler neyse, yani ben Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak anılmak istiyorsam, atıyorum, bir zahmet bir komedi filminde oynuyor olmam lazım. O komedi filminin bana geliyor olması için de komediyle ilgili bir içerik üretiyor olmam lazım. Çünkü atıyorum ben hep dram oynamışım ama asıl kalbimde yatan aslan komedi ise bunu insanlara ifade ediyor olmam gerekiyor ki oradan bana bir teklif gelsin. Veya ben işte şahane, şimdi tabii içinde bulunduğum işte tür aklıma hep oradan örnek geliyor. Şahane dövüş sporları biliyorum, işte kılıç kullanıyorum, damlardan uçuyorum, atlıyorum ve aksiyonla ilgili Türkiye'nin en iyi aksiyon starı olmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Peki bununla ilgili ne yapıyorsun? Bununla ilgili ne üretiyorsun? Yani günün sonunda baktığınızda aslında iş stratejisi dediğiniz şey, ben şunu istiyorum değil sadece. Amacım bu. Bu amaca gitmek için de ben şu anda şimdi şunları şunları yapmalıyım ki o amaca doğru adım atmış ve yol almış olayım. Günün sonunda baktığımızda hiç kimse bizim kariyerimizi bizim yerimize yönetmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde kariyerinizi sizin yerinize gerçekleştirecek bir menajer, bir oyunculuk koçu, bir yapımcı ve bir yönetmen yok. O yükü veya o çabayı sarf edecek olan her zaman biziz. Ve bana sorarsanız da bu çok zevkli bir yolculuk ama bu yolculuktan zevk almaya gönüllü olmak önemli bir şey. Ondan sonrasında da kendi koyduğumuz kurallara riayet edip ev ödevimizi düzenli ve disiplinli bir biçimde yapmamız bizi başarıya, amacımıza ve hedefimize götürecek olan tek yol. Daha kısa ifade etmek gerekirse, ne kadar ekmek o kadar köfte. O yüzden de hani ben burada durdum işte ama ben Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusu olmak istiyorum. Şahane, peki bunun için ne yapıyorsun derler adama. O yüzden de hedeflerimize yönelik kendi kendimize ev ödevi vermeyi ve o ödevlere sadık kalmayı, onları gerçekleştirmeyi, kendimizi geliştirmeyi önemsiyorum. İş stratejisiyle ilgili önemli bir not daha söyleyeceğim size.
Bu anlamda kendi adıma çok faydalandığım şey, reji yaparken de oyunculuk dramaturjisi adına da ve aynı zamanda da iş stratejisi adına da çok faydalandığım bir bilgiyi söylemek istiyorum. Aklınıza gelebilecek reklamcılıkla ilgili, evet yanlış duymadınız, reklamcılıkla ilgili, stratejiyle ilgili Lao Tzu'nun savaş sanatları başta olmak üzere bulabileceğiniz her türlü materyali ve aynı zamanda YouTube'da bu konuyla ilgili her şeyi okumanızı tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda baktığınızda strateji dediğiniz şey bir hamle, bir satranç oyunudur. Nerede hangi taşı oynayacağınızı, ne zaman duracağınızı, ne zaman ileri gideceğinizi, ileri gittiğinizde hedefinize nasıl yanaşacağınızı, durdurulduğunuzda ve yenildiğinizde ne yapacağınızı biliyor olmak, bunları kişiselleştirmeden, küsmeden, kırılmadan, darılmadan veya yara aldığınızda ne yapacağınızı biliyor olmanız, marka stratejisi, bunların hepsi bana sorarsanız başta oyunculuk için, sonrasında da hem sektörel olarak hem de her iş kolunda çalışılması gereken şeyler. Çünkü günün sonunda çok yüksek hayalleriniz olmasa da daha ortalama bir şey de yapsanız, çok küçük ölçekli bir şey de yapsanız, yaptığınız şeyde mutlu olmak bence birinci büyük başarı. Mutlu olabilmek için de koyduğunuz hedef her neyse o hedefte net olmak ve ona ulaşmak o mutluluğu ve huzuru sağlayacak şey size. O yüzden de bunun için bence çaba sarf etmeye değer. O yüzden hepinize stratejiyle dolu, ev ödeviyle dolu ve ev ödevini yapmanın huzuru ve mutluluğuyla dolu günler, geceler ve zamanlar diliyorum. Kanalla ilgili ne yapmaları gerektiğini... Ne yapmaları gerekiyordu? Sanıyorum abone olup bir de zili çaldırmaları gerekiyordu. Bir de paylaşırlarsa. Ha bir de paylaşırsanız evet iyi oluyormuş. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.